ilgili. Size soruyorum sıfır, ilk olarak. Sizinle... Özlem sıfır, otur. Ya bu kilo alınca ne tatlı oldu. Sen farkındasın değil mi? Bak doğmuş ama sende evet bir piknik enerjisi. Hani evet. Piknik tip denir ya. Ben neyse. Tamamen. Hakan. Özlem'i bilmiyorum, tanıyor musunuz? Tamamen İyi ki bir... tanımıyorsunuz. Tamamen bir akıl hastasına dönüştü. Ve şu andaki durumu çok iyi. Çok iyi. Bu iyi hali mi yani? Tamam. Bu iyi hali. Bu iyi hali. Abiciğim yıllar önce, 15 yıl önce Okan'a ilk katıldığım zaman demiştim, neden böyle şeyler yapıyorsun demişti. Ben de dedim ki tahminen ruh hastasıyım. Hala öyle devam ediyor. Ne tatlısın i̇yi ya. Hali. Ayşe'de göğüs dekolten bak, harikulade görünüyor. Özellikle benim. Ne güzel olmuş. Tombiş tombiş ama tombiş tombiş olunca da böyle değil mi? Evet, evet. Ayrıca da kendisi tombiş olmasa da Elif Hanım'ın da göğüs dekoltesi harikulade. Ayrıca da hanımefendi de saklamaya çalışmamış. Bir dinleyi üstten açarak göğüs dekoltesi senin için çalıştık hep beraber. Bir tek Cansel berbat görünüyorsun. Bir göğüs dekolten bile Cansel. Yok. Cansel aç gömleğini ya. Hakan siz değil. Peki. Lütfen, lütfen biraz ciddiyet. Onlar göğüsleriyle bu ciddiyeti bozmaya çalışsalar bile lütfen siz aldırmayın ve lütfen en azından seyircilerimiz ciddi olsa. Aşağıdakilerden hangisi kilo almak için diyetisyene gittiğini açıklamıştır? A. Ebru Şallı. B. Demet Şener. C. Abdüllatif Şener. Hiçbiri. Kesinlikle Demet Şener. Artık öyle kilo mi almaya çalışıyormuş. Evet abi. Kilo almak için. Evet abi. Evet abi. Bana gelsin. Ben söyleyeyim. Sen yemek mi yapıyorsun? Aman boş ver dediğin zaman alıyorsun ha. Her şeye gerilmeyeceğim öyle. Ama gergin gerile de oluyorsun. Gerile böyle her şeye sinirlendikçe o böyle kilo gidi veriyor. Ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Canım ne istiyorsa yiyorum ve çok rahatım yani. Hiç, ya bu şehirden biraz uzaklaştığın zaman... Şehirli kadının hastalığı olduğu çıkıyor ortalığa. Yani güzel. Çalışan kadın. Ya bütün gün bir şeyde oturuyorlar. Küçücük kutucuğun içerisinde oturuyorlar. Hareket de edemiyorlar. Sadece bir grisini yiyip bütün günü geçirmeye çalışıyorlar. Dışarıdan baktığın zaman saçma geliyor. Mesela bizim köyün en zayıfı benim. Bir de kabız oluyor bu kadınlar. Bizim köyde en zayıf benim, ben sana söyleyeyim. Grisini yiyen bir insan grisini ne yapabilir? Salatayla olmaz arkadaşlar. Bırakın yiyin. Yani herkesin öyle... İncecik olmasına gerek yok. Son zamanlarda çok şu reklamları çok görüyorum. Kadınlar hep kabız. Yani böyle kadınlar birbirlerine doğru dönerek şöyle yapıyorlar. Bazen biraz burada şıkıntıyı çekmeymiş de. Grisini yersin öyle bilmem ne bıdı bıdı yoğurdundan 3 haftada etkisini gösteriyor. Nasıl ya? 3 hafta boyunca yapamıyor mu? Hiçbir fikrim yok. Ayrıca da 3 hafta boyunca içinde tutmuş bir kadın o bıdı bıdı yoğurdunu yiyince yapsa ne fena bir şey olur. Bir de bana bakıyor. Anti diyetisyen olarak burada oturuyorum. Kesinlikle bana aynı fikirdeyim. Aklım. Kesinlikle. Ya bir de şunun haline bak. Bu şu hale benim. Kaç yaşına geldi bir gram alsa yataklara düşer üzüntüden. Adil. Ben tam 8 kilo aldım bir senede. Almadı. Evet tamam, tribünlere oynama yeter, orası senin oldu, tamam bitti. Şunun tamam, cevabını ver. Evet. Tamam. Evet. Biraz akıl sağlığını korumaya çalış ki programı sürdürelim. Evet. Buyurun. Dekolteni bana doğru tutma. Abi size ayıp. Tamam. Peki. Hayır, yapacak bir şey yok. Tamam. Var. Söyleyeceğim. Hakkı abi yapmayın. Vallahi söyleyeceğim. Hakkı abi aklı başına değil. Vallahi ambulans hayır, bekletiyorum. Yok, ciddi yok. Söylüyorum. Bak ne diyeceğim bana sana. Bir şey Hakkı abi söylemeyin. Çocuk beni dinle. Çocuk. Asansöre biniyoruz evet. Gazetede. Böyle evet. Hor. Evet. Hanım kızlar geliyor. Evet. Bana diyorlar ki buyurun. Diyorum ki çocuklar. Evet. Ya sen bin önce. Diyorum ki çocuklar her evet. Şeye rağmen ben bir erkeğim. Yani eski bir erkek. Evet. Tamam. Neyse bu konuyu kapatıyoruz. Bu konuyu kapatıyoruz. Tamam. Hakikaten geldin programın hani neyse. Bak.
Vallahi bir şey söyleyeceğim. Çok açık bir itirafta bulunacağım. Özlem'e hakikaten bayılırım. Fakat mümkün olduğu kadar az sayıda programa almaya çalışıyorum. Eğer bu kadar acayip bir albüm yapmamış olsaydı inan olsun çıkarmazdım. Ben programın geleceğini düşünmek zorundayım. Yani unutmayalım ki Özlem Tekin burada sadece müzisyen ve besteci ve şarkıcı vesaire kimliğiyle bulunuyor. Diğer hiçbir şeyi dikkate alınmayacak. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet, şarkıları dinlenecek, alkışlanacak vesaire. Çok teşekkür zaten ederim. Zaten fazla da soru çok da sormayacağız. Yük olmak istemezdim, sustum vallahi. Çok özür dilerim. Tamam, küsme. Ben küsmedim, hayır özür dilerim dedim, sustum. Aa, deli ayol.